Hayırlı işler. Sonra bir de çok güzel. Maske takmaya devam ediyoruz. Dükkana da maskemizi almıyoruz. Mesafelerine de uyuyoruz. Virüsten hep beraber bu şekilde kurtuluyoruz. Hayırlı işler. Sonra böyle devam edelim. Maskesi kimseye almayalım. Mesafe kuranlarda uyalım. Virüsten böyle hep beraber kurtulalım inşallah. Kolay gelsin. Olmaz umuyoruz. Hep böyle devam edeceğiz ve virüse yakalamaya devam ediyoruz. Maskesi zaman kimseye almayalım. Çok önemli bu. Hepimizin sağlığı için. Ama maşallah ve inşallah uyuyorum buralara. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Çok güzel. Maskemizi takmış. İçeriye de maskemizi kimseye almayalım. Virüsten de hep beraber böyle kullanalım inşallah. Maskemizi takmaya devam edelim. Ama çok yakın oturmayın gençler. Çok yakın gördüm. Biraz böyle mesafeli olmak değil, uzak mesafe. Çünkü birbirini seven insan, kurallara uyan insan. Hızla yayılıyor bölgemize de yaklaştık. Aman ha. Dikkat edin. Allah başlasın. Adı burada ne? Neydi? Adı ne? Afra. Ney? Afra. Böyle geziyorsun değil mi hep? Aman ha. Yaylardadır efendim zaten. Yaylarda kimse yoktan takmama gerek yok ama insanlarla İçi olan yerlerde takmak çok önemli. Zorunlu. Başka bu amca da maskeli. Sahip takma bu. Ya işte öyle ya. Bravo. Tamam haydi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Berberlerde şey daha çok bir, önemli. Buraya şey almıyorsun. Yok işte. Bir kişi. Ve herkese ayrı havlu. Herkes dışarıdan da getirebilir. Çok önemli bir şey. Tek bir müşteri var efendim. Bir de tek tek müşteri evet, alıyorlar. Kurallara uymuş burası. Allah kolaylık versin. Hep böyle devam. 2M1H kuralı. Yani maske, mesafe ve hijyen. Ben herkes maskesini çok... Güzel de olsun ustalarından tercih ediyoruz. Sağ olun. Mesafeye uyumuş. Tamam çok önemli. Afiyet olsun. Sağ olun. 2M1H kuralı. Maske, mesafe ve hijyen. Her zaman. Allah kolaylık versin. Bu maske mi ağzına ya? Maske, mesafe, hijyen. Üç sihir. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyuyoruz. İnşallah virüsten de bu şekilde korunuyoruz. İsminizi alabilir miyiz? Kadir Ulu ismim. Beytişehir Devlet Hastanesi başhekimiyim. Virüsle mücadelemizde maskelerimizi takarak, sosyal mesafemizi koruyarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Teşekkür ederim. Tamam. Efendim Beytişehir'de yoğun bir maske kullanımı var. Siz de yeni de bizzat izlediniz ve esnafı da dolaştınız. Neler söylemek istersiniz? Bugün ilçe protokolümüzle beraber, Sayın Kaymakamımızla beraber esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı uyardık bu konuda. Hijyen mesafesine, maske ve mesafeye riayet etmeleri konusunda ikazlarda, tebliğlerde bulunduk. Bu konuda ilçemiz gerçekten vatandaşlarımız çok duyarlı ve bu sayede alınan sıkı tedbirler sayesinde bugüne kadar ilçemizde sadece bir vakaya rastlanmıştık. Bu tür tedbirlerin devam etmesiyle inşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Katkılar olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bu vaka Beytişehir'de mi yoksa başka ilden mi geldi? Nasıl oldu? Maalesef dışarıdan gelen bir vatandaşımız ama bura bizim hanemize yazıldı. Şu anda ilçemizde onun dışında herhangi bir vaka yok. Alınan tedbirler sayesinde dediğim gibi ilçemiz şu anda temiz. Tanıtır mısınız? İsmail Fendik, Beytişehir Kaymakamı. İşin en başından beri, salgın çıktığından beri kaymakamımız, Sayın Valimizin de tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Sağlık Bakanlığımızın da talimatları doğrultusunda kaymakamlığımız ve Beytişehir'deki kurumlarımız hakikaten ciddi bir şekilde tedbirlerini alıyorlar. Ama tedbirleri almak bir yere kadar vatandaşlarımızın riayet etmesi bu açıdan çok önemli. Beytişehir bu açıdan Çınlak'taki diğer ilçelerimize kıyasla hakikaten örnek bir davranış sergiliyor. Biz ne tedbir aldıysak vatandaşlarımız onu uygulama noktasında hakikaten çok duyarlılık gösteriyor. Bugün burada Sayın Valimizin talimatlarıyla vatandaşlarımızı birebir uyarmak için belediye başkanımız, jandarma komutanımız, emniyet amirimiz ve başhekimimizle beraber uyarmak için denetime çıktık.
ve gördük ki %100'e yakını, %90 en az %90 Beyti Şebaplı maske takıyor. %10'unu da tatlı dille uyardık. Onlar da dikkat edeceğini söylediler. İnşallah Beyti Şebap bu noktada örnek olan bu tutumunu, davranışını devam ettirecek. Efendim Beyti Şebap'ta herhangi bir vaka var mı? Şimdi şöyle arkadaşlar, Beyti Şebap'ta son bir haftaya kadar hiç vakamız yoktu amca. Beyti Şebap'taki vatandaşlarımız kurallara riayet ettiği için, kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla iç içe olduğu için ve hakikaten büyük bir işbirliği gösterdiği için vakamız yoktu. Ama malum 1 Haziran'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda seyahat kısıtlaması iller ve ilçeler arası kaldırıldı. Van'dan da bir vatandaşımız buraya gelmiş. Maalesef onun vaka olarak pozitif çıktığını öğrendik. Onun da kaynağı Van. Bu açıdan baktığımızda her ne kadar resmi istatistiklerde Van'dan gelen vatandaşımızın pozitif olması Beyti Şebap hanesine yazılsa da Beyti Şebap kaynaklı hiçbir vakamız yoktur. Bunun da temel nedeni Beyti Şebaplı vatandaşlarımızın hakikaten büyük duyarlılık göstermesidir. Buradan bir kaymakam olarak değil de bir vatandaş, bir Beyti Şebaplı kardeşleri olarak bütün Beyti Şebaplı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bu dönem kritik bir dönem. Sevgimizi, muhabbetimizi, taziyelerdeki o acıyı paylaşmayı, düğünlerdeki o sevinci paylaşmayı işçi olarak değil, mesafeli olarak yerine getirmeliyiz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Bu dönemde ne kadar mesafeli olursak birbirimize, sevgimiz, muhabbetimiz o kadar artacak. İnşallah bu şekilde yolumuza devam edeceğiz ve sevgimiz, muhabbetimiz aradaki mesafeler arttıkça bu dönemde artacağına inanıyorum. Efendim bu Van'dan gelen pozitif çıkan nereye gitmiş? Bununla ilgili gittiği yerler karantinaya alındı mı? Bununla ilgili bir açıklama. Tabii ki bu noktada hakikaten toplum sağlığı merkezimiz doktorlarıyla beraber filasyon ekibimiz var. İşin en başından beri sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Pozitif bir vaka çıktığında onunla temas eden herkesi filasyon ekibimiz tespit ediyor. Ve bunları 14 gün süreyle takip ediyorlar ve onların da evde kalmaları noktasında jandarma bölgesinde, jandarmamızla, emniyet bölgesinde, emniyetimizle diyaloğa geçerek onları uyarıyoruz. 14 gün evlerinde kalıyorlar. Şimdiye kadar hamdolsun pozitif vakayla temas eden ve karantinada gözlem altında olan takip ettiklerimizden hiçbir pozitif vaka çıkmamıştır. İnşallah bundan sonra da bu kurallara riayet ettiğimiz sürece de çıkmayacaktır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.